Peki efendim, tabii sıkıda yetişen ürünlere gelecek olursak, elimde gördüğünüz bu çay gibi, şimdi ben bunu özellikle buraya özellikle gerçekten rengi çay gibi ama kendisi bildiğimiz normal klasik çay. Kesinlikle değil. Kesinlikle bu çay değil. Zaten tüm gelen misafirlerimiz de ilk önce bir yanılıyorlar. Bir tat ve aroma var. Şimdi ben özellikle kuşbunu denemeleri istiyorum. Onlar çay, yani kuşbunu önlerine geldiğini ben çay istemedim diye hepsinde bir iki tepki alıyoruz. Çünkü gerçekten dediğim gibi bu bizim ürünümüz değil. Allah'ın verdiği nimetlerden birisi. Kendinden yetişen kuşburnumuz. Ama buradaki aroması çok farklı gerçekten. Gerek kuşburnu, gerekse diğer kekik olsun, diğer çeşitli bitkiler olsun, kendinden yetişmekte ve aromaları da çok farklı ve çok lezzetli olmakta. Artık bu da yükseltinin, oksijenin, bol oksijenin getirdiği çeşitli artılar olarak düşünüyoruz. İnşallah yavaş yavaş kuşburnumuzda Kıbrıs kuşburnusu olarak tanıtacağız. Böyle giderse. Çünkü gerçekten tüm gelen misafirlerimiz çok memnun gerçekten kalıyor. Gerçekten inanılmaz bir tadı var. Herkesin denemesi lazım bu tadı. Ve denediklerinde de hiç kuşbunu içmediklerini anlayacaklar şimdiye kadar. Çok farklı. Vazgeçilmez bir tat. Kesinlikle çok, bundan içkinde çok talep alıyoruz. Tabii bunu üretime sokmak, paketlemek ve bunu karşılamak çok, o da dediğim zaman alıyor. Yani bunları, çünkü üretim süreçlerini çeşitli kategorizasyon yapmamız lazım. Bunları izinlerini almamız lazım. Evet. Şu anda doğal. Kendi gelen misafirlerimize evet, veriyoruz o konuda. İnşallah onu da düşünüyoruz. En özellikle burayı. Kıbrıs Çıklığı eğitimcilerle beraberiz. Emekli eğitimciler. Sizi tanıyalım hocam. Ben emekli öğretmen Refik Çetin. Refik hocam, bize Kıbrısçık ismini nereden almış anlatır mısınız? Şöyle. Şapkanı 1402 Ankara Savaşı'nda Doğan Bey komutasında Yıldırım Beyazıt ile Timur savaşırken Doğan Bey'in oba halkı bu tarafta, yörede savaşmış. Doğan Bey'in kara haberi gelince buraya Karadoğan koymuşlar. Onun için sonra da demiş ki Kıbrısçığın ilk ismi Karadoğan. Evet, Karadoğan. Buraya demiş geldikten sonra oba halkı bizi demişler Timur Renk'e karşı bizi kırsan da gitmeyiz. O yüzden adı Kıbrısçık kalmış. Kır bizi demiş. Kıbrıs. Sonra da Kıbrısçık olmuş burası. Yani tarihçesi böyle. Kıbrısçık Köroğlu Dağları'nın güney eteğinde küçücük bir ilçe. Büyük bir pilotanın üzerine kurulmuş. Doğusunda Beypazarı ve Karaşar. Ankara. Batısında Seben. Yine güneyinde Beypazarı Nallıhan. Kuzeyinde de Dörtduvan. Çamlıdere'de şeyde vücut olan küçücük bir ilçe. Peki sizi tanıyalım. Ben emekli imam Abdullah Baba. Kıbrıs'ın bu merkezden. 25 sene burada görev yaptım. Aynı zamanda da 81'de arıcılığa başladım bir arıyla. O zamandan bu yana da devam ettiriyorum. Şu anda kaç kovanım var abi? Şu anda 80 kovanım var. Daha çok ne balı üretiyorsun? Çiçek balı, çiçek çam balı. Bizim burada çam balı olmaz. Çam balı Muğla yöresine mahsustur. Hı hı. Da çiçek balı olur. Ama her çeşitten olur. Bizim buranın balı. Ve buranın balı çok tutulmaktadır. Neden? Sebebi çünkü çiğdem dediğimiz ilk ara onlar açar. Acelikler, elmalar her çeşit çiçekten olur. Onun için bizim buranın balı çok makbul ve çok tutuluyor. Şifalı bir bal, evet, aynı çok zamanda. Bal. Bir de katkısız aynı zamanda. Organik sayılır. Organik değil ama organik olması için tarım kredi belge verelim dediler. Ben dedim artık yaşlandım, bu saatten sonra uğraşamam dedim. Organik şartlarda üretiyorsunuz evet, balı. Evet, tabii. Evet. Peki hocam, sizi tanıyalım. Ben emekli esnaf İsa Bilgin. Biz genellikle burada piriççilikle uğraşıyoruz. Kıbrısçığın... Üreticisiniz. Evet, hem üretici, hem tüketici, hem dağıtıcı, ne derseniz deyin. Kıbrısçık deyince tabii pirinç. Bolu'da, başka yerde ne dersen Kıbrısçık'ın pirinci meşhur derler. Balı meşhur derler. Doğru. Nedir Kıbrısçık pirincinin, pirincinin özelliği? Pirincinin özelliği şudur. Dedelerimiz ta atalarımızdan gelen, Türkiye'de biliyorum dünyada her şeyin nesli değişti. Ve oynadılar nesli. Ama Kıbrısçık'ta çeltik tohumunun nesli değişmedi. 300-400 senelik tohumlarımızı devam ettiriyoruz. Neye borçlusunuz bu? Neye borçluyuz? İşte yöresel olarak buradaki insanların bunu değerlendirmesine, babalarımızdan görmemize. Karakılçık pirinci bu. Karakılçık evet. Bayağı bizim araştırdığımıza göre Türkiye'de Kıbrısçık yöresine yetişiyormuş. O da bir nasıl diyelim, Köroğlu Dağları'ndan gelen su, ormanlardan gelen su,
20 kilometre bir 300 metre derinlikte vadide yetişiyor bu. Peki İsa abi, evet. Biraz önce şey dedin, 300-400 yıllık evet. tohumları kullanıyoruz. Tohumları değiştirmedi. Genetiği değiştirmedi dediniz. Peki bu tohumların verimi nasıl? Verimi tabii gün günden düşüyor. Nasıl düşüyor? Eskisinden bir tarlanın bir tarafına ektiğimiz zaman, bük deriz biz buralarda, bir tarafına herk koyuyorduk. O dinleniyordu bir sene. Yani bir nevi nadasa bırakıyordunuz. Nadasa bırakıyorduk. Ama zaman sonra tabii bu nadaslar kalktı. Kalktığı için eski %70'ler, %75'ler verimi alamıyoruz. Şimdi %50, %55 verim aldı mı da şükür ediyoruz. Ha, pirince gelince bu 20 kilometre bir vadide yetişiyor. 300 metre derinlikte bir dere akıyor. Yalnız etrafında bunun şeyi az. Toprak. Kıyılardaki topraktan yapılan çeltik tarlaları bunlar. Suyun başı iyi olur bizde. Suyun nerede ilk başı? 20 kilometreyi geçersen çeltik olmuyor. Yetişmiyor soğuktan. 20 kilometre aşağıda da rengi, tadı, her şeyi değişiyor. İkisinin arasındaki çeltik çok güzel. 1'e 2,5 verir. 1 bardak pirinç, 2,5 bardak su çeker. Bu bizim araştırdıklarımıza göre Türkiye'de herhalde Karakılıç'tan hariç 1 bardak pirinç, 2,5 bardak su çeken pirinç yok. Onda biz niye borçluyuz? İşte geçmiş zamandaki tohumları değiştirmedik. Ziraat gübresi çok nadir atılıyor, az. Yani yöresel olarak eskisi gibi değil yani. Şimdi hayvansal gübrelerle veya ziraat azsak da çok az bir verim atıyoruz. Onun için. Yani siz diyorsunuz ki biz ne üretirsek üretelim, organik, doğal ve organik, organik üretiyoruz. Bir de şu var, o su dediğimizde bir mineral var, bir mineral var ki hocamın dediği gibi mesela balık, balık da aynı. Buranın meşhur balıkları var, alabalık olsun, şey olsun, mineralinden olduğunu kabul ediyoruz biz. O sudaki mineral dağlardan gelen, Köroğlu dağlarından, işte çamların dibinden hiçbir tane köyün veya merkezin bu çeltik tarlalarına şeyi gitmiyor, pirinç tarlalarına. Akıntı suyu gitmiyor. Tertemiz, aynı içtiğimiz terkos suyunu çeltik tarlasında da aynısını kullanıyoruz. O yüzden buranın pirincinde olsun, başka sebzelerinde, meyvelerinde olsun aroması çok yüksek. Teşekkür ediyorum. Sağ ağzınıza sağlık. Bir de hocam dedi ki burada mesela arıcılıkta hakikaten bin çeşit çiçek var burada. Yani çiçek zamanı göreceksiniz. Aklınıza gelmedik ne ararsanız var. Yani bitki florası oldukça gelişmiş. Çok fazla. Bir de Bolu Üniversitesi'nden başka üniversitelerden de geldiler. Araştırma yapmışlar. Tabii duyduklarımıza göre buradaki bazı bitkilerin kansere yarayışlı bitkiler olduğunu söylediler. Bizim duyumumuz Bolu Abant Üniversitesi, başka üniversitelerden de orada bitkilerden de kansere yararlı bitkiler varmış. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Kültür festivalimiz 20 seneden fazla süredir devam etmekte. Özdeşleşmiş. Tabii. Özdeşleşmiş. Hatta Kültür Bakanlığı'nın internet sitesinde de görebilirler izleyicilerimiz. Karagöl Kültür Festivali olarak geçiyor. Ve Kültür Bakanlığı'nda kabul ettiği yöresel festivallerden birisi. İlçemizin de gerçekten hem tanıtımından hem de sosyalleşmesi bakımından biz çok önem veriyoruz. İçeriğimiz şunlar. 2 gün sürüyor festivalimiz. İlk gün özellikle ilçemizle ilgili çeşitli kültürel folklor gösterileri sunuyoruz. Genelde bir resim sergisi açıyoruz. Eski resimlerde, ilçemizin eski yerleşim insanlarını, giyimlerini gösteriyoruz. Genelde ilk gün folklor ve müzik festivali olarak geçiyor. Kısa geçiyor ama ikinci gün özellikle pazar günü. Yine de tabii ki folklorumuz, müziğimiz olmakla birlikte bir de burada şöyle bir adet oturmuş Kıbrıs'lı vatandaşlarımıza. Orada hep beraber piknik yapıyorlar gidip. Yani orayı bir festival olarak düşündüklerine orası bir aile ortamı gibi geçiyor aslında burada. Gerek ilden, Ankara İstanbul'dan birçok Kıbrıs'lı buraya o festivale, özellikle o festivale geliyorlar. Dediğim gibi aile ortamıyla geçiyor. Herkes ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla geliyor. Hem piknik yapıyorlar, hem gelen misafir sanatçılarımız dinliyorlar. Hem de Kıbrıs'ı tekrar alıp bir ziyaret edip baba toprağını geri dönüyorlar. Peki efendim, toparlamak gerekirse Kıbrıs'cı ve Kıbrıs'cı dışında yaşayan Kıbrıs'cılara mesajınız ne olur? Ben öncelikle bu kadar güzel ve kendi yaşadıkları yerleri yakın bir memleketleri varken kesinlikle ziyareti eksik tutmasınlar istiyorum. Kıbrıs'ı unutmasınlar. Hafta sonlarında tatillerde muhakkak gelip
gitsinler diyorum. Çünkü gerçekten burası yaşamaya ve ziyaret etmeye değer bir yer. Dediğim gibi bir ilçenin en büyük zenginliği, kazancı kendi insanıdır. Öncelikle kendi insanı o ilçeyi sahiplenecek, koruyacak, kollayacak. Ondan sonra bizler devreye gireceğiz. Gerçi o konuda biz de yavaş yavaş bir hareketlenme içindeyiz. Yani dediğim gibi tatillerde, bayramlarda ve özellikle okullar kapandıktan sonra ilçemiz oldukça hareketlenmekte. Ve yavaş yavaş insanlar özellikle büyük şehirlerin kargaşasından da kaçmak için buradan daha güzel bir yer bulabileceklerini düşünmüyorum. Memleketleri de buradayken gerek Kıbrıslılara, Kıbrıs dışında yaşayan gerekse de diğer misafirlerimize elbette tüm vatandaşlarımıza muhakkak bir Kıbrıslıya gelip burada bir kuşbunumuzu içsinler, pilavımızı yesinler, doğal etimizi güzel yesinler. Ondan sonra evlerine mutlu bir şekilde gitmelerini dilerim. Peki efendim, benim size sormak istediğim özel birkaç kelime var. Bu kelimelerin sizde çağrıştırdığı şeyler neler diye soracağım. Örneğin aile. Aile, mutluluk, huzur. Çocuk. Sorumluluk. İnsan. Daha büyük sorumluluk. Tarım. Güzellik. Pirinç. Lezzet. Kıbrıscık. Doğa. Köroğlu. Mertlik. Ve Karagöl. Festival. Çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah, ağzınıza ben teşekkür sağlık, ederim. Yüreğinize sağlık. Tüm izleyicilerimizi, sağlık. Hem sizleri hem de sizlerin bahsettiği tüm izleyicilerimizi muhakkak Kıbrıs'ımıza bekliyoruz misafir etmek için. Gelsinler dediğim gibi bir çayımızı içsinler lütfen. Programımıza Kıbrıscık Gıda Tarım Hayvancılık İlçe Müdürü Sayın Adnan Ömeroğlu ile devam ediyoruz. Sayın Ömeroğlu merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Muğla Fethiyeli'yim. 18 yıllık veteriner hekim olarak görev yapıyorum. Buradan evliyim. Hanım köylüsünüz. Evet, evet. Peki, Muğla Fethiye'den sonra Kıbrıscık gibi küçük bir ilçede yaşamak nasıl bir duygu? Başta çok zorlandım. Daha sonra halkın sıcak ilgisiyle sevdim burayı. Doğa güzel, yaşam güzel. Kızlarını da aldım. Tabii, kızlarını da aldım. Evet. Diyorsunuz. Kızlara da güzel. Hayırlı uğurlu olsun. Allah isteyesin. Efendim, Kıbrıscık deyince Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürüsünüz. Aynı zamanda evet, veteriner hekimsiniz. Bize Kıbrıscık'ın tarım potansiyelini anlatır mısınız? Kıbrıscık daha çok hayvancılık üzerine yoğun. Tarımda buna paralel olarak hayvan beslenme ile ilgili. Ekstrem olarak çeltiği var, yani pirinç. Evet. Üzüm var. Üzümde dolma, sarma amaçlı kullanılan yaprakları kullanılıyor. Ufak çapta da nohut, fasulye, işte buğday üretimi var. Ve burada hayvancılık olarak da kanatlı yetiştiriciliği ön planda. Broiler tavukçuluk ön planda. Tavukçuluk, evet. En son şimdi yeni bir kaç işte, bin tavuk üretimi yapılıyor yıllık? Yıllık devrede 1 ortalama. Milyon, ortalama 4 milyon. 4 milyon. Evet, şu an. Daha önce 10 milyondu bu. Kapasiteler küçük kaldığı için şirketler tarafından. Yani %60'lık bir düşüş var. Evet, evet. Bu düşüş neden? Düşüşün nedeni kapasiteler düşük, büyük firmalar daha kapsamlı çiftlikler kurdular. 100 bin, 200 binlik, 500 binlik şirketler oraya veriyor. Burası da, buradaki kapasiteler ortalaması 10 bin. Bunun da üzerine çıkamadı vatandaş ekonomik sebeplerden dolayı. Ama devlet böyle kümesi olan kişilere ekstra hibe şeklinde ya da kredi şeklinde bir şey uygulamaya geçerse onlar da kapasitelerini arttırabilir. Daha faydalı bir duruma döner. Sanırım Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'nın bu tarz teşvikli hibeleri var. Var. Var ama bu onarım şeklinde değil. Kıbrıscık halkı bundan faydalanabilmekte mi? Ya da ne kadar faydalanmakta? Kıbrıscık halkı bundan faydalanamadı. Neden? Çünkü bölgesel
ayrımlığa girilmiyordu. Yani Bolu şey görünüyor. Yani teşvik kapsam dışı mıydı? Evet, evet. Önümüzdeki günlerde inşallah kapsama dahil olur. İnşallah. Bölgesel, ilçesel bazda yatırımlar göz önüne alınırsa daha manalı olur. Peki büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık ne durumda ilçede? Burada büyükbaş 6500 civarında mera besiciliği var burada. Küçükbaşta bir azalma var. 20.000'in üzerindeydi. Şu an 15.000'de. Küçükbaşta azalmanın nedeni nedir? Yani neyi gözlemliyorsunuz? Neden azalıyor? Burada halkın yaşlanması. Çoban kariyer olarak hani bir isim gençler tarafından tavsiye edip şey yapılmıyor, önemsenmiyor. O yüzden. Sanırım çobanların ismi de değişti. Evet. Süre eğitmeli. Evet, evet. Onun da kursunu açtık. Şu an yürütüyoruz. Kaç katılımcınız var? 12 kişi. 12. Evet. Peki bunun dışında, hayvancılık dışında yetişen ürünlere gelecek olursak pirinç başta olmak üzere pek çok ürün var. Yıllık ortalama ne kadar pirinç üretimi yapılmaktadır? Pirinç 100 ton üretimimiz var. 100 ton üretiminiz var. Evet. Peki siz veteriner hekimsiniz. Evet. Ama Kıbrısçık'ta Kıbrısçık pirincinin özelliği nedir diye size sorsam? Kıbrısçık pirincinin özelliği diğer pirinçlerden farklı olarak su tutma oranı çok daha yüksek. Lezzet bakımından da çok farklı. Bunun bir zaten lakabı var, çömlek patlatan. Çömlek patlatan. Evet. Nedir hikayesi? Bunun hikayesi suyu fazla tuttuğundan, yani bilinmeyen kişiler tarafından suyu fazla konduğu zaman genleşmeyi fazla yapıyor, çömleği kırıyor. Musta olmak gerekiyor. Yani bu pirinci pişirecek kişilerin usta olması gerekiyor. Evet, evet. Bir rivayete göre ben de okumuştum. Vatandaşın birisi bir müşterisine pirinç satıyor. Ve pirinci sattıktan sonra beyefendi eve götürüyor, eşine pilav yapmasını söylüyor. Pilavı yapıyor hanım, yalnız tutturamıyor. Ertesi gün pirinci alan kişi, pirinci aldığı kişiye telefon açıyor. Diyor ki gel al pirincini, lapa gibi pilavın oldu diyor. Pirinci satan kişi, üretici de diyor ki pirinci sattık da diyor hanımı da mı verseydik diyor. Yani böyle bir de albenisi var Kıbrısçık evet, pirinci. Pirincin yanında bir daha mı göndereceğiz yani? Bu işi iyi bilen kişiler Kıbrısçık pirincini iyi pişiriyor. Herkes pişiremez. Çünkü onun su ayarını doğru yapmak gerekiyor. Pilav gerçekten ustalık isteyen bir iş zaten. Kıbrısçık pirincinde bu daha bir ekstrem bir durum. Yani suyunu pişim süresini iyi ayarlamak gerekiyor. Karakılçık. Karakılçık. Değil mi? Burada evet, yetişen karakılçık. Pirincin evet, cinsi. Evet. Peki rekolteye gelecek olursak yıllık 100 ton ortalama dediniz. Evet. Bunu artırmak için herhangi bir girişiminiz var mı? Şu an su bölgelerini kaymakamlık zaten genişletti. Baraj gölü yapıldı. Alan barajı yapıldı. Bunun sulamasıyla daha da kapasite zaten arttı. Dönemde 250 kilogramdı verim. Şu an 300-350 kilogram çıktı. Bu da üretici evet. için bir avantaj. Evet. Satış konusuna gelecek olursak, bu kadar Kıbrısçık fiyatından bahsettik. İzleyicilerimiz de merak ediyordur. Kıbrısçık fiyatı, pirincinin fiyatı ne kadar? Kıbrısçık pirinci 12 liradan 17 liraya kadar fiyatı var. Şimdi 12 liradan 17 liraya kadar dediğinizde ben bir duruyorum. Evet. Ben geçtiğimiz hafta Ankara'da Çorum Tanıtım Günleri vardı. Orada pirinçler satılıyordu ve haliyle sordum. En pahalı pirinç 7 liraydı. Evet. Marketlerde de 4 lira, 5 lira. Evet. Bunun üzerinde çok fazla bir pirinç yok. Neden Kıbrısçık pirinci 17 lira? Alıcısı kim?
Kıbrıs Çık Pirinci İsmet İnönü döneminde pirinç gittiği biliniyor. Hala da saraylara, cumhurbaşkanlığına, Türkiye'nin sayılı zenginlerine özel olarak giden bir pirinç çeşidi. Yok satıyor. Zaten yani çok bulunan bir pirinç. Evet, burada da bir örneği olacaktı. Ekranlarımızda da gösterelim. Ben de açabilirsem. Bu pirincin fiyatı 12-17 dediğimiz şey, yetiştiği köye göre fiyatı değişiyor. Neden? Çünkü yukarı köylerde su daha soğuk olduğundan verim de daha güzel oluyor. Lezzet de ondan farklı oluyor. Çeltik olarak tarladan çıktıktan sonraki işlemi Kıbrıs Çık'ta mı yapılıyor yine? Evet, Kıbrıs Çık'ta. Tüm işlemleri yani Kıbrıs Çık'ta. Yani şu hale gelinceye kadar tüm işlemler Kıbrıs Çık'ta yapıyor. Evet. Yani birinci elden üreticiden tüketiciye ulaşıyor. Aynen. Çok teşekkür ediyoruz biz size. Biz teşekkür ediyoruz. Benim adım Karacören'den Fatma Yerlikaya. Kıbrısçık'ın Karacören köyünden. Bolu Kıbrısçık Karacören köyünden Fatma Yerlikaya. Fatma teyze kaç yaşındasın? 77. 1940 doğumlu önemli. Ana doğumum benim 38. Babam yanlış yazmış. Kaç çocuğun var? 3 tane oğlum var yavrum. Ben de onların yanına gidiyorum geliyorum işte. Yorgun oluyorum buraya geliyorum dinleniyorum. Çorbamı yapıyorum, zabağım yokken keyfime bakıyorum. Keyfine bakıyorsun. Evet. Başka ne iş yapıyorsun? Yalnızlık zor kuzum. Yalnızlık bir Allah'a vergi. Allah kimsenin eline ayağına koymasın, yatarak etmesin cümlemizi. İman Kur'an nasibisin. Geçlere gecinden bizlere iman Kur'an nasibisin. Sizlere de geldiniz, memnun oldum. Sağ olun, var olun. Ayağınıza sağlık. Amca yok mu? Amca vefat etti. 8 sene oluyor. Başın sağ olsun. Teşekkürler. Oğlum davar güdüyordu. 40'lı koyunumuz vardı. Sattık. Ben şimdi yapamaz oldum. Hiç kimse kalmadı. Ne yapayım yavrum? Dünyanın önünden sonu çok işte. Gelen gidiyor. Biz kalıyoruz. İdare. Sen nasıl geçiniyorsun? Benim önden oğlanlığım veriyordu kuzum. Vardı. Allah bin kere razı olsun. Şimdi bana devlet dul maaşı veriyor. İki aydan iki aya 500 lira para veriyor. Allah bin kere razı olsun hepsinden de. Yetiyor mu? Yetiyor. Yetmez mi? Ben ne yapacağım? Unumu alıyorsun, ekmeğimi alıyorsun, kömür veriyorlar, yakıyor. Dağdan odun getir diyorum. Yetmez mi bir insana? Yetiyor. Çocuklarımla da memnunum. Gelinliğim daha iyi, çok memnunum. Allah bin kere hepsinden, onların evlatları da onlara baksın. Kaç torunum var? 6.
Üç oğlan, üçü kız. Allah bağışlasın. Amin canım. Peki sen bu tef çalmayı nerede öğrendin? Anı, ta küçükten, ta 10 yaşımda. 10 yaşından beri tef mi çalıyorsun? Düğünlerde beni hiç çocuk götürürlerdi. Alırdım gayrı. Bir de bağ çağırıyor, bir de bağ çağırıyor. Hiç oynamayanlar ortaya çıkardı. Vallahi. Hadi bir de bağ çağır. Hadi oyna. Hadi. Hastaneye vardım dolu girilmez, elimde numaram sıram verilmez. Doktorlar hastanın halini bilmez, aman doktor aman ben ölür müyüm? Eski ama eskimeyen Çınarlar'la Tarım ve İnsan programını burada bitiriyoruz. Haftaya bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın diyorum. Fatma teyze, son olarak neler söylemek istersin? Sizi çok sevdim yavrum. Geldiniz, memnun ettiniz. Allah da sizleri sevindirsin. Görüşmek üzere, teşekkür ettim. Biz teşekkür ederiz. Ağzına sağlık, yüreğine, gönlüne sağlık. Ben de teşekkür ederim. Bu yayınları çektiğiniz için, Kıbrıs'ı tanıttığınız için.